Yaşıyorum. Burası neresi? Neredeyim ben? Siz kimsiniz? Ne işim var benim burada? Her Ademoğlunun dönüp dolaşıp geleceği yer burasıdır. Ne demek oluyor bu? Neredeyim ben? Açık seçik söylesenize. Ömür mürekkebinin tükendiği, hesabın başladığı yerdesiniz. Ne? Hayır. Hayır olamaz. Ömrüm bitmedi benim. Ölmedim ben. Ölmedim. Ölmedim. Oh Allah'ım. Ölmemişim. Allah'ım burada. Yardım edin. Ambulans çağırın. Yardım edin. Öldü. Erdal, iyi misin? Erdal, ne oldu? Öldü. Yardım edin. Kim? Kim öldü? Belki teyze öldü. Ben ölmedim. Bak, buradayım. Görmüyor musun? Yaşıyorum. O öldü. Yardım edin. Yardım edin. Ambulans çağırın. Yardım edin. Yardım edin. Ambulans çağırın. Belki teyze öldü. Yardım aman edin. Allah'ım. Hayır. Hayır. Ben ölmüşüm. Olamaz. Neden? Takdir-i ilahi demek yetmiyor mu açıklamaya? Yoksa hiç ölmeyeceğini mi düşünüyordun? Ama niye öldürdüler beni? Neden böyle öldüm? Ölümle insan buluşmasında binlerce çeşit perde vardır. Ecel hangi sahnede takdir edilmişse aradaki perde kalkar ve ruhla beden ayrılıverir. Perde kalktı mı yani? Peki ne yapacağım ben burada? Dünya hayatında biriktirdiklerinin hesabını vereceksin. Ama bu çok ağır, kaldıramam. Hem o kadar çok şey var ki nasıl hatırlayayım? Tek başına değilsin ki. Ufak bir zerre hak için çırpınıp duran insanlar var. Burada alacak verecek davası sandığından da çetin geçer. Yürürsen dünyada
geçmişinden gelen ışık aydınlatır ukbada. Hesap döner gelirse önüne ötelerde, ne varsa dökülür önüne, kalmaz bir şey geride. Bu kadar korktuğuna göre çekindiğin çok şey var. Yok, çekindiğim değil de, yani asıl bana çok çektirenler oldu. Çok mu çektin hayattan? Olmaz olur mu? Saymakla bitmez. Şu bacak var ya, bunu gördükçe çektiklerimi bir bir hatırlıyorum. Seni çok mu üzdü ayağın? Birileri mi bu hale getirdi? Oğlum. Daha doğmadan hayatımı mahveden oğlum. Öldüreceğim lan seni. Bırak ya, vurma. Ben bir şey yapmadım. Vurma. Ya bırak. Durun. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Durun bakayım. Ben bir şey yapmadım hocam. Durup dururken üstüme saldırdı. Yürüyün bakalım. Hesabını vereceksiniz bunun. Anlatın bakalım. Neymiş birbirinizle alıp veremediğiniz? Annem hakkında ağır konuştu hocam. Vallahi bir şey demedim ben. Akşam baskete çağırdım. Eve gideceğim dedi. Ben de ona anı kuzusu dedim. Sonra birden saldırdı. Ömer oğlum, sen ne yaptın? Yavrum, anlıyorum. Bazı konularda hassasiyetim var. Ama biraz hafiften alman lazım. Hayatını böyle geçiremezsin, değil mi? Efendim? Evet. Peki, tamam. Ben iletirim. Acil şifalar. Oğlum, sen çık. Hı hı. Ömer, babaannenin rahatsızlığı bayağı artmış. Yoksa? Sadece çok ağır dediler. Yine de hemen çıksan iyi olur. Allah şifasını versin. Doktor kesin bir şey söylemiş mi? 24 saati bulmaz demiş. Sıkma canını. Yapacak bir şey yok. Canımı sıktığım falan yok. Asıl düşündüğüm Ömer. Ay ne yapacağım onu? Benim yanımda mı kalacak? Belgin, oğlun o senin. Artık oğlun gibi davranmanın zamanı gelmedi mi? Of Hülya. Üstüme gelmesen olmaz. Hadi ben çıkayım artık. Habersiz bırakma beni. Tamam. Hadi hoşça kal. Görüşürüz. Babaanne. Babaanne ne olur bırakma beni. Dayanamam sensizliğe. Yavrum. Asıl ben dayanamam sensizliğe. Üzülme. Mukadderat bu. İnşallah. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gel. Gel. Siz bilirsiniz belki. Kayınvalidenin akrabalarından falan arayan oldu mu hiç? Belki Ömer'i düşünmüşlerdir. Vallahi onun hiç akrabası var mı bilmiyoruz. Senin numaran vardı, aradık. Babaanne. Ne olur bırakma beni babaanne. Belgin. Anne. Ömer sana. Bir şey mi söyleyeceksiniz? Ömer. Ömer sana emanet. Babaanne. Babaanne hayır. Babaanne ne olur ölme. Babaanne yalnız bırakma beni. Aç gözlerini babaanne. Yalnız bırakma beni. Babaanne. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun.
Bir yol göster Hülya. Ne yapacağım ben şimdi? Nereye götürüp bırakayım bu çocuğu? Saçmalıyorsun iyice. Senden başka kimi kaldı? Alıp eve götüreceksin tabii. Dönüp gitmeyi düşünmüyorsun herhalde. Ah Hülya, ah. Gençlik işte. Zamanında aldırabilseymişim bunları çekmezdim şimdi. Başından hata yapmışsın sen Belgin. Babası rahmetli olmuş. Senden başka kimi kalmış? Alıp bakacaktın işte. Bu bacakla. Ha? Tek başıma hem de. Hem başından beri istememiştim ben. Oğlunun cezasını o çekti. Senin cezalandırdığın Ömer olmuş Belgin. Ay gelme üstüme işte. O doğmasaydı ne kariyerim yarım kalacaktı, ne böyle memuriyet köşelerine sürünecektim. Ay bakma öyle Hülya. Doğruya doğru. İçimde ona karşı en ufak bir sevgi varsa ne olayım? Daha doğarken bile sakat bıraktı beni. Doktorun hatası bu, oğlunun değil. Oğlum değil o benim. Onu doğurmak anne yapmaz beni. Kendini kandırmayı bırak da bu fikre alış yavaş yavaş. Bak sonra iyice zorluk çekersin. Gidiyor musun? Beni yalnız mı bırakacaksın bununla? Oğlunla Belgin. O senin oğlun, unutma. Yarın işte görüşürüz. Tamam canım. Ayağına sağlık. Hoşça kal. Of. Anne ben yerleştim gibi. Ama birkaç kolye yer bulamadım. Ne yapayım onları? Ne bileyim ben. Zaten altını üstüne getirmişsin odanın. Üst üste koy da kalabalık yapmasın bari. Yatacak mısın hemen? Ne yapacaktım ya? Ya bilmem. İlk kez beraber kalıyoruz. Konuşurduk belki. Seninle konuşacak neyim olabilir ki? Ama... Hadi hadi git. Yat da sabah erkenden kalkıp yeni okuluna kayıt yaptıracağız. Yat. Bana bak. En ufak bir sorun istemiyorum. Güzel güzel derslerine girip çıkacaksın, tamam mı? Başka ne yapabilirim ki zaten? Akşama geç gelirim. Boşuna meraklanma. E ben nasıl gireceğim eve? Al şunu. Bende bir tane var. Ömer? Aa Erdal. Ne işin var lan burada senin? Oğlum bu taraflara taşındık, mecburen bu okula geldik. İyi iyi. Sıkılmıştım zaten hep aynı suratları görmekten. Gel okulu gezdireyim sana. Bu dosyaları dediğim gibi yapmalı. Peki efendim. Bütün gece gözüme bir damla uyku girmedi Hülya. Sabah da evi öyle darmadağın bırakıp kaçtım vallahi. Üff. Harun yine geldi bugün bana. Bir cevap bekliyormuş senden. Bunları da inceleyip bana getirin sonra. Tamam efendim. Ay bilmiyorum ki Hülya. Hiç emin değilim. Ya. Gerçi evlenemezsem şu şeflik işi tamam, başkasına gidecek. Sorun mu? Ya yarın öbür gün gözüne batarsa? Topal bir kadını koluna takıp gezdirmek zoruna gider belki. Halin ortada. O da düşünmüştür bunu. Bir de Ömer var şimdi. Ay nereden çıktıysa başımın belası. Her şeyi birbirine kattı. Ama neyse, sonra konuşuruz. Aklıma geldikçe cinlerim tepeme çıkıyor. Akşam
Yanlış yere oturmuşsun birader. Buranın sahibi vardır. Hoştu geldiğimde. Sahibi maybi yoktu. Sana var dediysem vardır. Hop hop. Tamamdır beyler. Benimle o. Seninleyse öğret nereye oturacağını. Öğretiriz. Gel Ömer. Herkesin masası mı var bu okulda? Evet. Okulda 2-3 grup var. Hepsi ayrı yerlerde otururlar. Kimi haratçıdır, kimi siyasi. Ama korkma. Senin bizim grupta olduğunu anladılar. İlişmezler. Sizinki ne grubu? Boş ver. Öğrenirsin yakında. Pınar, gel seni bir arkadaşla tanıştırayım. Bak bu Ömer. Memnun oldum. Ben de. Bu ne ya? Ömer? Efendim anne. Ömer! Mutfaktayım anne. Hoş geldin. Sen ne yaptın sanıyorsun ha? Her yeri berbat etmişsin. Şu hale bak. Aç gelirsin dedim. Evde de bir şey kalmamış. Bırak yemeği şimdi. Sen bütün gün öğleden sonra evde değil miydin? Evdeydim. Ortalığın halini hiç görmedin herhalde. Bir toparlayamadın mı? Ya onu yapardım da ne bileyim. Ya seninle ilk kez aynı sofrada yemek yiyecektik. Özendim. Yok ya. Bir de mum yaksaydı da tam olsaydı. Bana bak. Önce sorumluluklarını yerine getireceksin. Ver şunu bakayım. Ben şu halimle dışarıda eşek gibi çalışıp didineyim. Eve gelince her yer dandini. Sana ceza. Aç açına sabaha kadar toparla bakalım ortalığı da aklın başına gelsin. Anne niye böyle yapıyorsun? Güzel bir akşam geçirelim istedim. Ya niye baş başa oturayım ben seninle? Daha düne kadar yabancıydık, ne oldu? Bir günde can ciğer kuzu sarması mı olacağız? Bana bak. Bu evde yaşayacaksan kurallarına da uyacaksın, tamam mı? Sabaha kadar çiçek gibi yap evi. Çamaşırları falan da yıka. Ben koşturamam peşinden. Sen nereye? Ne o? Hesap mı vereceğim sana? Hülya? Ay, aradığın iyi oldu. Ay, sinirlerim bozuk da biraz. Ay yok yok, anlatırım. Ya bu gece sende kalsam olur mu? Ha tamam geliyorum. Hadi görüşürüz canım. Anne. Ne var? Bir kız arkadaşımın doğum günü var da. Ufak bir hediye alayım diyorum. Harçlığım yok. Ben faturaları denkleştiremiyorum. Beyimiz kızlara hava atmayı düşünüyor. Aman ya. Al şunu. Ama bu bir işe yaramaz ki. Sen sanki çok işe yarıyorsun. Allah'ım ben ne yapacağım seninle ya? Aman ya. Doğum günün kutlu olsun kızım. Aç bakalım, beğenecek misin? Aa! Anne, iPod mu aldın bana? Hep istiyordum, süper ya. Anneciğim benim. Ya ne kadar da güzelmiş. Canım kızım, senin için dünyalar feda olsun. Canım anne. Canım yavrum. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ne gerek vardı?
Hadi bakalım, pastalarınızı alın çocuklar. Tabaklarınızı uzatın. Ömer, bir şey mi oldu? Eğer konuşmak istersen. Konuşacak bir şey yok. Oğlum, biz arkadaş değil miyiz? Varsa bir sorun söyle. Kıskandım. Pınar'la annesini kıskandım. Oldu mu şimdi? Ya oğlum, kafayı mı yedin? Ne diyorsun sen ya? Ya bakın. Bunlar benim hayatta hiç görmediğim şeyler. Yani ne bileyim. Fedakar anne, sevilen çocuklar falan. Ömer, üzme kendini. İnan zamanla sen de annen de... Ya git ya. Benle annem. Asla böyle bir şey olamaz. Abartıyorsun ama. Abartmıyorum. Siz daha neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Oğlum anlat o zaman. Ya konuşmak istemiyorum şimdi. Beni yalnız bırakın. Şey, kolay gelsin Harun. Konuşalım demiştin ya. Gel şöyle otur. Bak, durmadan sıkıştırıyormuş gibi hissediyorum ama... artık bir karara varsan iyi olacak. Bak, evlenmek istemiyorsun anlayabilirim. Ama bunu söylemezsen... Aa, hayır, hayır. Ben de istiyorum. Ama bu aralar kafamda öyle şeyler var ki. Biraz daha müsaade etsen bana. Yani en azından birkaç gün. Peki. Sana birkaç gün daha. Vay be. Seninki de hikayeymiş ha. Hikaye değil bu Erdal. Gerçek. Tamam canım. Kızma. Çaktırmadan iç şundan biraz. Kafanı dağıtır. Ya aslında annen seni seviyorsa Ömer? Yani bu yaşına kadar görüşmemişsiniz. Belki o da unutmuştur anneliğin nasıl bir şey olduğunu. Sen ona bir fırsat ver. Mesela şimdi eve giderken bir çiçek al. Ben annemle ne zaman kavga etsem işe yarar. Bir çiçekle hallolur mu? Olur olur. Çiçeği görünce bütün kadınlar yumuşar. Çiçek ha. Neredesin sen? Ha? Saatin kaç olduğundan haberin var mı? Ya arkadaşlar aradık da. Başlatma arkadaşlarına. Kaç defa söyleyeceğim sana ha? Bu evin kuralları var. Öyle it gibi dışarılarda gezip tozamazsın. İçki de içmişsin. Ya sen benim başıma bela mı geldin buraya? Anne bir dakika ya. Yeter artık. Uğraşamayacağım seninle. Bundan sonra paralarımı sağa sola saçamazsın. Okul harçlığı bile yok sana. Aç açına gez, geber dışarıda da aklın başına gelsin. Bu çiçekler ne? Sana almıştım. Ne yaptım ben sana ya? Ne yaptım? Neden Allah'ım neden? Ne yaptım ben buna? Niye böyle davranıyor bu? Ne kadar yeni şarkı varsa indirdim. Bir sürü de klip var içinde. Çok güzelmiş ya bak. Çok güzel. Hakikaten çok güzel. Ben? Ömer?
etti. Ne haber? Çiçek işe yaradı mı? Yaradı. Demiştim değil mi? Aç mısın? Kurt gibi hem de. Hadi o zaman hamburger yemeye gidiyoruz. Hadi hadi. Gelmiyor musun? Hadi Ömer. Ya şimdi aklıma geldi de. Başka bir yerde işim vardı. Siz gidin. Peki hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hı. Görüşürüz. Ne kadar? 50 milyon. İşinize gelirse. Çok pahalıya satıyorsun ya. Vallahi benim yapabileceğim bir şey yok. 50 milyon. İşinize gelirse. Hadi uzayın. Hadi ya. Oğlum ne yapıyorsun sen Erdal? O elindekiler ne? Hiç. Sen deli misin oğlum? Yakalanırsan ne olur biliyor musun? Ya baban duysa? Duysa öldürür. Başka ne yapacak? Onun derdi evden okula gidip geleyim. Etliye sütlüye karışmayayım. Ne güzel işte korumaya çalışıyor. Sen onu benim külahıma anlat. Benim kimsenin korumasına filan ihtiyacım yok. Bir gün bile adam yerine koymadı beni. Yapma oğlum, günah oğlum, şöyle yap oğlum. Ben bunlardan ne kadar para kazanıyorum biliyor musun? Onun gözünde 5 para bile etmem belki ama cebim rahat. Kendimi kimseye kanıtlamaya falan niyetim yok. Hem ya asıl sen kendine bak. Annenin peşinde koşup duracağına tuçunun ucundan da biraz adam ol. Hem bizimkilerle tanıştırırım seni. O zaman ne annene ihtiyacın olur, ne parasına, ne de sevgisine. Böyle adam olunmaz oğlum. Emin misin? Aman. Sen de benim gibi tek başınasın oğlum. Ayakta durmayı öğren. Oğlunu sorun olarak görmem bile beni üzüyor. Evlenince ona da öz oğlum gibi davranacağım elbette. Şüphe mi var yoksa? Senin ne kadar iyi niyetli olduğunu biliyorum. O zaman engel ne? Engeli biliyorsun. Şimdi sorun etmiyorsun ama ya sonra? Gözüne iyice batarsa. Hevesin geçince çirkin görmeye başlarsa. Ben bu halinle evlenmek istiyorum zaten Belgin. Yemin ederim... Kusur olarak bile görmüyorum. Belgin. Bugün bu masadan cevabını duymadan kalkmak istemiyorum. Ya kabul et teklifimi ya da ayrı ayrı çıkalım buradan. Son kez soruyorum. Benimle evlenir misin? Tamam. Vay vay vay. Evde canavar kesil, dışarıda onunla bununla gülüp eğlen. Göreceksin gününü sen. Oo, ne kadar güzel bir şeymiş bu. Pahalıdır değil mi? Galiba. Ne oldu? Aman boş ver. Efendim? Belgin Soylu'yla mı görüşüyorum? Benim buyurun. Ben bir elektronik mağazasından arıyorum sizi. Oğlunuz şu an yanımda. Polise haber vermeden önce sizinle görüşmek istedik. Polis mi? Ne yaptı ki? Mağazamızdan hırsızlık yaparken yakaladık. Eğer buraya gelirseniz görüşebiliriz. Aman Allah'ım. Abi, vallahi çok ihtiyacım var. Ondan yaptım. Peki ihtiyacı olan birine benzemiyorsun arkadaşım. Hastalık falan mı var da yaptın? Seni Allah'ın cezası seni. Bunları da mı yaşatacaktın bana ha? Ne istiyorsun benim hayatımdan hep? Seninle mi uğraşacağım bundan sonra? Peşinde mi koşturayım bütün gün? Ha? Hanımefendi sakin olun biraz.
Canını okumadan söyle, niye çaldın? Ne yapayım? Açtım. Cebime para mı koydun da gidip adam gibi alayım? Eve de bir şey almıyorsun yemeğim diye. Ben de satıp karnımı doyuracaktım. Saçmalama canım. Harçlık veriyorum ya. Neyse, çok özür dilerim bu olay için. Ya eğer size bir zarar verdiyse ben aletin parasını ödemeye hazırım. Yok, gerek yok. Siz çocukla ilgilenin yeter. Tekrar tekrar özür dilerim. Gerçekten. Yürü hadi. Allah'ın cezası seni. Yürü diyorum. Başımın belası. Yürü. Ne insanlar var ya. Gir. Gir içeri, gir. Başımın belası. Yürü. Nedir benim senden çektiğime? Her gün rezil mi edeceksin beni böyle? Sağda solda erkeklerle gezmek rezillik değil mi? Kimdi o herif? Sana hesap verecek değilim. Evleniyorum o adamla, tamam mı? Evleniyor musun? Bana sorma zahmetinde bulunman gerekmiyor mu senin? Niye sorayım sana be? Sen kimsin ya? Oğlunum oğlun. Seni hiçbir zaman kabul etmediğin oğlun. Ne yaptım ben sana anne? Ömür boyu cezalandırıp durdun beni. Ne suç işledim? Neden itip duruyorsun beni? Çünkü istemiyorum seni yanımda. Sevmiyorum seni, anladın mı? Daha dünyaya gelmeden bile hayatı zindan ettin bana. Her adım atışımda, şu bacağımın her sızlayışında lanetler okuyorum sana. Doğmamış olman için neler verirdim bilemezsin. Onca yıldan sonra hayatıma girip her şeyi alt üst ettin. Ama izin vermeyeceğim. Bir yolunu bulup çıkaracağım seni hayatımdan. Buraya taşınırken neler düşünmüştüm. Anneme kavuştum demiştim. Hatasını anladı. Beni yanına aldı demiştim. Ama sen annem falan değilmişsin. Eskiden nasılsan bundan sonra da öyle yabancı kalacaksın benim için. Defol! Hülya, ne haber? Müsaitsen konuşalım mı biraz? Çok canım sıkkın. Demek evleniyor ha. Boş ver. Bizimkinin de var bir tane. Bir kadın kancayı takmış babama, bırakmıyor. Ama öyle kolay evlenemezler. Boşuna üzülme. Kiminle evlenirse evlensin. Umurumda değil artık. Madem hayatından çıkarmak istiyormuş, ben de çıkarım. Para biriktirip ayrılacağım yanından. Nasıl biriktireceksin? İşe mi gireceksin? O kadar bekleyemem. Hani demiştin ya, istersen şu işi yapabilirsin diye. Yardım eder misin? Ederim tabii. Yeter ki sen iste. Bu gece burada kal istersen. Ama odadan dışarı çıkmak yok. Babam görmesin seni. Yoksa bir dolu tantana işitiriz. Tamam. Al şundan bir tane. Al, kafanı dağıtır. Oğlum, bunlar işin olacak artık senin. Ne olduğunu bilmeden nasıl satacaksın? Al hadi, rahatlarsın. Al. Güven bana. Tamam, ver. Bir anne için hoş görüntü olmamalı bu manzara. Değil ama... O da böyle bir çocuktu işte. Kötü işlere bulaşmıştı akılsızca. İçki bütün kötülüklerin anası buyurmuş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Öyle tabii. Zaten önce içkiye dadandı. Sonra hem uyuşturucu kullanma hem de satma konumuna kadar geldi. Hatta yetmedi, hırsızlık bile yaptı. Bu gibi durumlarda burada ne yapılıyor biliyor musun? Kötülerin hesabı kötü olanlardan soruluyordur. Bir de kötülüklere sebep olanlara soruluyor. Sebep olanlar kötü arkadaşlarıdır. Onlarla dolaşanın hali böyle olur. Peki bir anne olarak sahip çıkman gerekmez miydi? Onu doğurmak, onun annesi olmak istememiştim ki.
öyle olunca sahip çıkamadım. Niye? Çünkü o doğmadan işimde tam yükselmek üzereydim. Ne olacaktın yükselince? Kariyer sahibi olacaktım. Yani tam yükselecektim ki... Ömer'e hamile kaldın, terfi işi olmadı değil mi? Evet, daha doğmadan ayak bağı olmaya başlamıştı bana. Sonra nefretini arttıran sebep ne oldu? Görüyorsunuz işte, doğum esnasında bacağımdan sakat kaldım. Peki, Ömer bu durumda nasıl sorumlu olur? Sana ne kastı olabilir? Kast yoktu ama... Onun doğmasıyla hayatım alt üst oldu. Her annenin kalbine şefkat konulmuştur. En vahşi canavarlar bile anne olunca yavrularına nasıl merhamet kahramanı kesilir. Sen ise kendi hırsınla, nefretinle içinde var olan o şefkati körelttin. Ne uğruna peki? Benim sebeplerim vardı. Fakat o sebepler burada geçerli değil. Niye? Çünkü insanlara burada makam sahibi olup olmadıkları sorulmuyor. Dış görünümleri değil, iç donanımları soruluyor. Bakın, benim kalbim temizdir aslında. Kalbi temiz olanın işi karışık olmaz. Ama görüyorum ki senin işlerin şimdiden karışmaya başladı. Ben kötü bir anne değilim, inanın. İstersen bunu oğluna, Ömer'e soralım. Ömer mi? Evet Ömer. Ne diyeceksin annene? Ne diyebilirim ki? Her şey ortada. Daha doğmadan bana hasım olan bu insana ne denir ki? Ne hasmı? Sen nesin ki sana hasım olayım? Ben evladın değil miyim anne? Evladım olsaydın kötü işlere bulaşıp hırsızlık yapıp beni ele güne rezil etmezdin. Sen de iyi bir anne olsaydın... Ben hırsızlığa mecbur bırakmazdın. Ben hırsızsam sen de hırsız anasısın. Ne biçim laflar ediyorsun sen? Anneyle böyle mi konuşulur? Anne olan da evladını bu hale mi sokar? Görüyorsun. Burada evladı yok saymakla yok olmuyor. Gelip sebep olanın yakasına yapışıyor. Ah keşke olaylar bu kadarla kalsaydı. Ömer sağlam çocuktur abi. Hızlıdır da. Bir çırpıda dağıtıverir malı. Bu işin kuralı basittir delikanlı. Para kazanmak istiyorsan çok çalışacaksın. Hayatta kalmak istiyorsan ağzını kapalı tutacaksın. İster yakalan, ister biri ispiyonlasın. Ne olursa olsun beni ne gördün ne tanırsın. Anladın mı? Anladım. Zaten bu işi geçici olarak düşünüyorum. Ha? Biraz para toplayıp... Orada dur bakalım. Sen istedin yanıma geldin. İşe başlarsan ancak ben isteyince gidersin. Kabul ediyorsan... Aha mal. Ne diyorsun? Söyle bakalım. Hı? Ay yok, hala gelmemiş eve. Ya ne yapacağım ben bununla Hülya? Ya evlenince? Ay Harun'un çocuğuyla bütün gün birbirlerini yiyip dururlar. Artık her şeyi Harun'a anlatmanın zamanı gelmedi mi? Bakarsın o da bir çözüm yolu gösterir. Ay hayatta olmaz. Kim bilir ne düşünür hakkımda. Başka bir yol olmalı. Babasının izini bulsam hiç durmadan bırakıp kaçacağım. Başka bir yolu daha var aslında. Onayladığım için söylemiyorum ama... Neymiş o? Yatılı okula gönder. Zaten lise de bitiyor. Ondan sonra uyduruk bir üniversiteye gönderirsin, uzaklaşır. Olabilir. İyi de... Bir iki sene için yatılı kabul edecek bir yer var mıdır ki? Aman bulunur canım. Parasıyla değil mi? Çok güzel.
Ben kaçıyorum. İyi akşamlar. Naber? Tamam, iyi akşamlar. Bir şeyler aldılar mı? Deli gibi hem de. İyi ki göndermişsin beni onlara. Müşteri benim işim. Ama sen de yavaş yavaş çevre yapsan iyi olur. Yavaş yavaş o da olur. Evden biraz eşya alayım, gelirim sana. Sahile gel önce. Biraz takılırız. Hem babam da yatmış olur. Tamam. Çok seveceksin. Oh, hayırlı olsun. Gelirsen hayırlı olacak. Ömer? Gelmezsem batacağız. Vallahi ben bir şey anlamadım bu işten. Hey! Sana diyorum. Ha, güzel. Devam et böyle. İstediğin gibi gir çık eve. Bakalım yatılı okulda da böyle yapabilecek misin? Ankara'da bir okul ayarladım sana. Kalan seneni orada tamamlayacaksın. Bir hafta içinde gidiyorsun. Duydun mu beni? Şşş, sana diyorum. Duydun mu beni? Dün gece nerede kaldığımı, ne yaptığımı hiç merak etmiyorsun değil mi? Doğru ya. İnsan sevdiğini merak eder. Nereye gidiyorsun şimdi? Yanında kalmıyorum artık. Benden kurtulmak istemiyor muydun? Gidiyorum işte. Sana okul ayarladım diyorum. Benim istediğim yere gideceksin. Para kazanıyorum artık. Okul falan da yok, tamam mı? Anladın mı? Canım nereye isterse de oraya giderim. Bu da ne? Bu da ne ya? Aman Allah'ım. Görecektin oğlum suratını. Çek bir gidiyorum deyince dumur oldu birden. Şş, oğlum neyin var senin ya? Babam evlenmeyi iyice kafaya koymuş. O kancacı kadınla tanıştırmak istiyor beni. Hayda. Benim dert bitti, seninki mi başlıyor be oğlum şimdi? Yarın görüşecekmişiz. Suratımı görünce anlar herhalde istenmediğini. Babam yapmıştır. Mal da bitti. Yavaş yavaş gidelim eve. Dur dur yavaş, çantanı al. Ha. Yavaş ol. Sessiz gir içeri, tamam mı? Dikkatli. Babam uyuyor, hadi gel. Gel içeri gel. Şş, hadi yürü. Erdal? Ne oluyor oğlum? Arkadaşın kim? Arkadaşın annesi 2 gün önce öldü de. Morali çok bozuk. Bu gece bizde kalsa olur mu? Öyle mi? Başın sağ olsun evladım. Takdiri ilahi. Ha Erdal. Ha. Yarın unutma, tamam mı? Tamam tamam. Ya Erdal. Ha. Ben babanı bir yerden tanıyorum ama. Nereden tanıyacaksın lan? Kafan iyice uçmuş senin. Hadi yürü içeri. Of. Ay sen emin misin bunların uyuşturucu olduğundan? Başka ne olacak Hülya? Görmüyor musun? Üf. Ay artık para kazanıyorum filan da diyordu. Kesin satıyordur, kesin. Of of. Ay gitti de kurtuldum diyordum. Şimdi peşinden bile derdi bitmiyor. Bak son kez söylüyorum sana. Harun'a bahset artık. Bir yolunu bulacaktır o. Eyvah. Kız Harun'la buluşacaktık, görüyor musun? Ah. Kafa bırakmadı ki bu çocuk bende. Hadi çıkalım Hülya. Olur. Taksiyle gideceğim, seni de bırakırım hadi, tamam. Eve. Hadi.
Bu aralar işleri iyi ama sana da biraz müşteri bulmamız lazım Ömer. Bu böyle devam etmez yani. Heh, geliyor başımızın belaları. Geçen bizim arkadaşlar mal istemiş, sen de vermemişsin. Ha, onlar mı? O kadar paraya şeker bile vermezler adama oğlum. O zaman bundan sonra beleş verirsin. Her hafta hem de. Yok ya, beni de mi araca bağlayacaksınız? İstersen verme. Yaklaştırmam bile buralara. Ulaşma fena Alo. Olur. Şşş. Şşt. Beyler. Ne oluyor burada? Yok bir şey hocam. Şey. Konuşuyorduk. Seninle sonra hesaplaşırız. Bu heriflerle papaz olacağız galiba. Boş ver. Hiçbir şey yapamazlar. Hadi ben kaçtım. Nereye? Şu bizim kancacıyla tanışmaya. Akşam görüşürüz. Gecikti senin oğlan. Gelir birazdan. Söz verdi. Keşke Ömer de gelseydi. Hep beraber tanışırdık. O bayağı hastaydı. Başka zaman artık. Hoş geldin oğlum. Tanıştırayım. Belgin Hanım, oğlum Erdal. Memnun oldum canım. Sen gelmeden siparişleri vermek istemedik. Belgin Hanım bekleyelim istedi. Ya? Beklemeseydiniz keşke. Tokum ben. okul nasıl gidiyor Erdan? Bu arada benim oğlumla aynı okuldaymışsınız, öğrendim. Belki tanışıyorsunuzdur bile. Adı Ömer. Ha, ne? Ömer, o da lise 2'ye gidiyor. Tanıyor musun yoksa? Tanesi 10 milyon. Baklavaları da 15'e sayarım sana. Hadi eyvallah. Tamam. Görüşürüz. Önce paraları görelim. Mal iyi değil mi? Hem de en iyisinden. Kafanı yorma sen. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Ne halt ettiğini farkında mısın sen ha? Seni ilgilendirmez. Beni dinle. Evlenmek üzereyim. Eğer bu pislikten yakalanıp başıma bela açarsan seni mahvederim. Bırakacaksın bu işi. Bırakamam, mecburum. Para mı lazım sana? Al. Al şunları. Al. Ben evlenene kadar idare et. Ondan sonra ne halin varsa gör. Umurumda değil. Ne bakıyorsun yüzüme? Hala kendini düşünüyorsun değil mi? Korkma. Başına bir şey gelmez. Senin pis parana da kalmadım. Ömer! Ömer dur dedim sana. Ömer! Oğlum niye böyle davranıyorsun? Kadıncağız seninle iletişim kurmak için neler yaptı sen? Ya istemiyorum o kancacının iletişimini ben. Annemden sonra bu eve başka kadın sokamazsın. Erdal. Oğlum bak. Hepimizin iyiliği için bu. Başında bir anne olacak. Evi çekip çevirecek. Olmayacak dedim. Asla olmayacak. Göreceksin. O kadın bu eve giremeyecek. O elindeki ne senin? Ne işi var onun sende? Kendimi korumak için. Ver onu bana. Erdal. Telefon niye cevap vermedin be oğlum? Bütün gece dışarıda dondun be oğlum. Duymadım. Ne oldu? Seni kancacıyla tanıştın mı? Ondan bozuksun herhalde.
Kesin evlenecekler miymiş? Ben izin verirsem. Ben söyleyince fırsat vermeden atlayın üstlerine. Ağızlarını bile acımasın tamam, itler. Hadi. Oğlum neyin var senin bugün ya? Yanlış bir şey mi yaptım? Gelin lan buraya. Gel lan buraya. Lan bırak. Yaratacağım lan seni. Vurma. Ne yaptın? Polis! Polis kaç! Kaçalım! Erdal! At elindekini! Ömer tutuklandı. Hem de katil zanlısı olarak. Ben ona demiştim. Uzak ol o arkadaşlarından diye. Bırak bu işleri demiştim. Niye söyledin? Çünkü yaptıkları kötü şeylerdi. Yaptıkları kötü olduğu için mi? Yoksa ikinci evliliğine mani olacağı için mi? Onun da payı var. Peki bu ikinci evlilik sana ne kazandıracaktı? Rahat edecektim. Şefliğe kadar çıkacaktım. Demek ayağında aksama olması her zaman bir yerlere ulaşmana engel teşkil etmiyormuş. Nasıl yani? Ömer'i hep seni engellediği için suçlar dururdun. Bak durum böyle değilmiş. Harun Bey iyi insandır. Peki o kadar iyi bir insanla neden Ömer'i buluşturmak istemedin? Yatılı okula atıp uzaklaştırmayı düşündün? Çünkü... Çünkü... Ömer'in evliliğime engel olacağını düşünüyordum. Şimdiye kadar söylediklerine bakılırsa esas engelin senin kafanın içinde olduğu anlaşılmıyor mu? Ya öyle olsa bile Ömer'in yaptıklarında benim hiçbir suçum yok, öyle değil mi? Ömer'in anasısın, oğlundan sorumlusun. Ömer'in yaptıklarından zarar gören kim varsa onlardan da sorumlusun. Nasıl olur, haksızlık bu. Niye haksızlık olsun? Oğlunu evden uzaklaştırıp ondan sevgini şefkatini esirgeyip suç işlemesine sebep olmadın mı? Burada işler ne zormuş. Hem de çok zor. Başka neler sorulacak bana? Oğlunun kullandığı uyuşturucu, sattığı ve zehirlediği kişilerin hesabı, sonra... Ne olur yeter, ne olur. Ben onun yaptığı yanlışların hesabını ödeyemem. Sen bir anneydin. Oğlundan da sorumluydun. Burada onun yaptığı yanlışlıklardan da sorumlusun. Hayır! Beni ateşe attın anne. Ömer? Yine mi sen? Evet ben. Bana uyuşturucu kullanırken çıkan dumandan zehirlenen yaprakların hesabını bile soruyorlar. İçki içerken zehirlenen organlarımın hesabı da sorulacak diyorlar. Sen beni nerelere sürükledin anne? Ama oğlum... Oğlum deyip bir kerecik bağrına basmadın. Beni bataklığa ittin. Beni yaktın anne. Bilmiyordum. Ben işin böyle olacağını bilmiyordum. Keşke... Keşke iyi bir anne olabilseydim. Bu keşkeler için çok geç değil mi anne? Ulan salaklar! Ulan aptal herifler! Demedim mi kendi başınıza iş yapmayın diye? Bana niye haber vermediniz? Önemli bir şey değildi ki abi. Ne demek önemli değildi lan? Adamı öldürmüşsünüz. Ya karakolda üstüne giderler de öterse? Abi adını bile bilmiyor senin. Ne söyleyecek ki? Senin vurduğunu gören oldu mu? Yok abi. Öbür çocuklar da fırlayıp kaçtı. Ömer suçu üstüme atacaktır ama kimse inanmaz. İyi. Defol git sen. 2-3 hafta da uğrama buraya. Necati. Buyur abi. Bu itte bir şeyler var. Takıl şunun peşine. Bir sorun çıkarmasın. Tamamdır abi. Hmm.
Hadi yürü. Sonra arkamı döndüm. Polisler gelmişti. Nasıl olduğunu bile anlamadım. Nerede o? Allah belanı versin Belgin. Seni. Hanımefendi. Anne vallahi ben bir şey yapmadım. Yemin Belgin. Ederim suçsuzum. Sus dur, Allah'ın Belgin. Cezası. Sus parçalayacağım Belgin. Seni. Bunu da mı yapacaktın ha? Anne yemin ediyorum suçsuzum. Bir arkadaş suçu üstüme attı. Çıkar. Ne olur kurtar beni. Senin hayatın hadi yalan geleceğim. Be. Sürün buralarda da aklın başına çıkın gelsin. Bayan. Çıkın hadi dışarı bırak, çıkalım Belgin. Çıkın. Görürsün çıkın. Sen. Görürsün. Belgin. Ömer o mu? O ya başımın belası. Memur bey. Olay nasıl olmuş? Uyuşturucu davasıymış galiba. Kavga çıkınca saplamış Çakı'yı. Gerçi Çakı benim değil. Arkadaş suçu üstüme attı diyor ama. Aman yarabbim. Bu Çakı o mu? Evet elindeymiş. Harun? Harun ne oldu? Ha? Anlatırım. Allah Allah. Ne yapacağım ben ya? Uf. Oo. Artık eve de mi getiriyorsun? Terbiyesizliğin lüzumu yok. Hesap vereceksin. Ne hesabı? Bugün kavgaya karıştın mı sen? Hayır. Ne kavgası? Ömer sözde birini bıçaklamış. Üzerinden de senin Çakı çıktı. Suçu üstüme yıktı diyor. Sen mi yaptın söyle? Ne alakası var ya? Ömer'i görmedin bile ne zamandır? Görmedin de o Çakı'nın ne işi var onda? Ya bir ara çok beğenmişti ona verdim. Ertan benimle oyun oynama. O Çakı senindi. Ne derseniz deyin hiçbir şey yapmadım ben. Yürü karakola gideceksin. Suçlu musun suçsuz musun çıkar ortaya şimdi. Harun belki çocuk doğru söylüyordur. Gitme üstüne fazla canım. Yok Belgin yok. Neyse cezası çeksin. Yürü hadi. Ya... Her şeyi anlatacaksın polislere. Ben komiseri ifadeni gösterip geliyorum. Buradan bir yere ayrılma tamam? Sen git ben geleyim. Tamam. Sen beni burada bekle. Erdal. Ömer. Olanları anlatmaya mı geldin buraya? Beni bıçaklamadığımı söyleyeceksin değil mi? Ama niye? Niye suçu bana atıyorsun? Babamı ayartan o kancacı kimmiş biliyor musun? Annen. Annen musallat olmuş babama. Sen onun için mi yaptın bunu bana? Ama benim ne suçum var? Suçun yok. Ne bileyim nefret ettim senden. Anneni de üzmek istedim. Hatta belki hapse girersen evlenmezler diye düşündüm. Ne yapıyorsunuz siz burada? Gel içeride bekle. Anne, anne hadi. Duydun değil mi? O yaptı. Hadi. Her şeyi o yaptı işte. Anne kurtar hadi beni. Hadi gel içeri. Anne, anne ne olur kurtar. Ne oldu? Var mı bir yamuk? Var abi. Gece bağıra bağıra karakola götürüyordu babası. Sabaha karşı da çıkardılar. Ne? Öttü mü lan yoksa? Vallahi bence bir şeyler döndü abi. Babası uyuşturucudan falan bahsediyordu içeri sokarken. Allah kahretsin. İpliğimizi pazara çıkaracak gibi abi. Ne yapalım? Ne emedersin? Önce buradaki malları boşaltıp karşıdaki depoya taşıyalım. Sonra da o iti temizleyin. Daha fazla konuşmasın. İki dakikanız var. Buyurun. Anne. Anne. Anne niye tutuyorlar beni hala burada? Söylemedim Merdal'ın yaptığını. Duydun sen de. Anne.
Yoksa Temel'le kurtulmak mı istiyorsun benden? Anne! Hayatıma girmen çok büyük bir hataydı Ömer. Ben hiç senin annen olmadım. Bundan sonra da olmaya niyetim yok. Geçmişimde olmadın, geleceğimde de olmayacaksın. Anladın mı? Hazırlan. Cezaevine sevk ediliyorsun. Anne ne olur bırakma beni. Anne. Ne olur bırakma beni. Hadi. Anne. Hadi hadi. Bir kerecik sahip çık bana. Hadi yürü. Lütfen anne yalvarıyorum. Oğlunum ben senin. Bırakma beni. Ne olur bırakma. Belgin ne oldu? Tutukladılar mı? Kusura bakma. Yanında olmak isterdim. Önemli değil. Erdal nerede? Evde kilitli. Bir şeyler çevirdiğini biliyorum. Ne olduğunu söyleyene kadar da dışarı çıkamayacak. Aslında Ömer her şeyi anlattı bana. Erdal'ın hiçbir suçu yokmuş. Ne anlattı? Erdal'ın dediği gibi olmuş her şey. Ömer itiraf etti. Çakıyı Erdal vermiş. Uyuşturucuyla falan bir ilgisi yokmuş. Hay Allah. Boşuna mı gittim ben çocuğun üstüne? Çok kötü oldu bu. Zaten aramız gergindi. Şimdi hiç affetmez beni artık. İstersen önce ben konuşayım onunla ha? Gönlünü alırım merak etme. Ciddi misin? Elbette. Sen onu korumaya çalıştın. Anlayacaktır. Sen evin anahtarlarını ver bana. Konuşup getireyim buraya. Sağ ol Bergin. Ömer için de hemen bir avukat ayarlayayım ben. Bir yanlış yapmış. Bari kazanalım çocuğu. Bakarız. Ben gidip Erdal'la konuşayım ha. Görüşürüz. Merhaba Erdal. Ne o, içeri davet etmeyecek misin beni? Korkma ya. Seni ele vermeye niyetim yok. Anlaşmaya geldim buraya. Hapse girmek istemezsin değil mi? Kim ister ki? Ben de öyle düşünmüştüm. Beni istemediğini biliyorum. Ama sen benimle iyi geçinirsen, ben de seninle iyi geçinip o küçük sırrını saklarım. Babanın sana olan tavrı iki dudağımın arasında. İstersen benimle gül gibi geçinip gidersin. Yok, istemezsen içeri attırırım seni. Ne diyorsun? Ömer'in dediği kadar var mısın sen? Ömer beni zerre kadar tanımıyor. Asıl sen soruma cevap ver. Kabul ediyor musun? Tamam. Bana bulaşmayacaksın ama. Niyetim yok zaten. Hadi gel, babam bekliyor seni. Özür dileyecek. Evin önündeyim abi. Çıkmasını bekliyorum. Tamam, haber veririm. Baban çok üzüldü gerçekleri duyunca. Dört gözle bekliyor seni. Hadi. Ha bak, anlaşmamızı unutmuyorsun tamam mı? Şuradan bir taksi çevirelim.
Belki ne teyze. Oluyor? Belki teyze. Kimsin sen? Yardım edin. Yapma. 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 Belki teyze. Belki teyze. Belki teyze. Belki teyze. Yardım edin. Belki teyze. Hayır. Yardım edin. Belki teyze. Hayır. Belki teyze. Yardım edin, öldü. Öldü Belki teyze. Manasız bir hayatın hazin bir sonu oldu. Ben nasıl oldu anlayamadım. Burada temel ölçü şudur. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Yaşadığım gibi mi öldüm yani? Dahası da var. Öldüğü gibi de diriltilir insan. Ya sonra? Sonra ne olur? Şimdi geriye bak. Ömer ne diyordu nezarette? Beni bırakma anne diyordu. Ama bıraktın. Arkana bile bakmadan, düşünmeden. Tamam. Ben yanıldım. Yanlış yaptım. Ama her insan yanlış yapar. Yanılmak hüsnü niyetten olunca bağışlanabilir ancak. Ben yapamadım. İyi bir anne olamadım. Oysa iyi bir anne olmak o kadar kazançlı bir iştir ki... Fakat burada hazin olan hem anne olmak hem de kaybetmektir. Ama ben Ömer'i 9 ay karnımda taşıdım. Yük taşıyan taşıdığının farkında değilse sadece taşıyıcı değil midir? Boşuna mı hamallık ettim yani? Evladın her ağlaması anaya duadır. Onu geleceğe hazırlamanın her anı da anneye sayısız kazançtır. Ben içimde hep nefret taşıdığım için bu güzellikleri elde edemedim. Ne yazık ki bu itirafın bundan öte faydası yok artık. Ömer, Ömer ne de olsa evladımdır. Bana hakkını helal eder belki. Onun yerinde sen olsaydın? Helal etmezdim. Şimdi sana az ötede daha çok sorular sorulacak. Daha ne sorulacak? Bir insan hem anne olur, kazancın en zirve olduğu bu işte nasıl kaybeder diye sorarlar. Anne olamadım. Anne olamadım. Anne olamadım. Rahmet iner, hep sağanak sağanak. Yeşermek için gerekir sineler, açılacak. Hayat bunca güzelliğe rağmen, kaybeden kaybeder, sadece inayete rağmen. Hayır! 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 Hayır!